İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan 9 Mayıs'ta Ulusal Anayasa Günü'nü kutluyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun 20. oturumu. Şuşi 32 yıl önce özgürlüğüne kavuştu. Ermeni Azeri sınır hattına 40 sınır taşları dikildi. Anahit Manasyan, Cenevre'deki Ulusal İnsan Hakları Enstitüleri Küresel İttifakı'nın yıllık toplantısına katıldı kurgusal hikaye. 9 Mayıs'ta Batı Ermenistan devlet takviminde merkezi öneme sahip olan anayasa gününü kutluyoruz. 9 Mayıs Ermeniler için gerçekten önemli bir gün. Çünkü o gün Rusya'nın 1945'te Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferi, 1992'de Şuşi'nin özgürleştirilmesini ve 2016'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ulusal anayasasının kabulünü simgeliyor. 19 Ocak bağımsız bir devlete sahip olma isteğimizi ve kararlılığımızı ifade eder ve esasen devletimizin doğum günüdür. 9 Mayıs ise devletimizin ne olduğu veya olması gerektiği ile ilgilidir. Anayasa devlete, devletin temel mekanizmalarının işleyişine, kişi ve vatandaşın hak ve sorumluluklarına ilişkin genel ve stratejik fikirlerle ilgilidir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nın özü ve ruhu en yüksek iki değerdir. Devlet ve insan. Anayasallık ise bu iki değerin uyum ve birliğinin ifadesidir. Anayasa, kişi ve vatandaşın hak ve özgürlüklerinin ana garantörü ve aynı zamanda her birimizin bireysel görevini gerçekleştirme iddiasıdır. Çünkü haklar, özgürlükler ve bağımsızlık her şeyden önce en yüksek sorumluluktur. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu 8 Mayıs'ta Skype online platformunda gerçekleşti. Oturumda Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Arutunyan bir açılış konuşması yaparak gündemi sundu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin Kültür, Sanat, Miras ve Geleneksel Bilgiler Komitesi Başkanı Armen Petoyan'ın katılımı ve tavsiyesi ile Doğu Ermenistan'da özellikle Ağustos ve Eylül aylarında Ermenistan'da Gomidas adlı flash mob'a katılmak için bir dizi hazırlık konusu tartışıldı. Oturumda ayrıca gündemdeki güncel birçok konu da görüşüldü. Artsakh Kurtuluş Savaşı yıllarındaki en parlak ve en büyük başarı Şuşi'nin kurtuluşuydu. 32 yıl önce 8 Mayıs gecesi saat 2.30'da saldırı emri verildi ve Kaleşehir Şuşi'nin dört koldan özgürleştirilmesine başlandı. Dağlarda düğün olarak adlandırılan Şuşi'nin özgürleştirilmesi benzersiz bir askeri operasyondu. Zapt edilemez olduğu düşünülen şehir dört tarafı dağlarla çevriliydi. Şuşi yaklaşık 2500 asker ve subaydan oluşan iyi silahlanmış bir Azerbaycan garnizonu tarafından korunuyordu. Şehrin kurtuluşu yaklaşık 3 bin Ermeni askeriyle başladı. Askeri uygulamada böyle bir güç kombinasyonu saçmaydı. Çünkü bu gibi durumlarda saldıran tarafın askerlerinin savunan taraftan en az 3 kat daha büyük olması gerekirdi. Ermeni tarafının kaliteli ve modern silahlardan yoksun olduğunu da belirtmek gerekir. Operasyonun komutanı efsanevi Arkadiy Tertatevosyanın anılarına göre 5 Mayıs'ta şehre girilmesi planlanıyordu, ancak o gün çok kar vardı. Hava anormalliği Ermeni komutanlığını 8 Mayıs'ta operasyonu gerçekleştirmeye zorladı. 9 Mayıs günü şafak vakti Kale Kentindeki Surp Azantyatus Kilisesinin yıkık kubbesinde Ermeni bayrağı dalgalanıyordu ve hatta 2020'de Azerbaycan'ın başlattığı saldırgan savaş sırasında Şuşi'nin işgali, 8-9 Mayıs 1992'deki tarihi olaylarının rolü ve önemini küçültmez. Müzik Doğu Ermenistan hükümetinin bildirdiğine göre Doğu Ermenistan-Azerbaycan sınır hattının davuş Kazakh kesiminde halihazırda 40 sınır taşları dikilmiş durumda. 6 Mayıs itibarıyla koordinat düzenleme çalışmaları kapsamında Doğu Ermenistan ve Azerbaycan sınır hattının jeodezik ölçümlerine göre sınır hattına 40 sınır taşı yerleştirildi. Mesajda iki ülkenin uzman gruplarının çalışmaları devam ediyor denildi. Davuş'ta da sınır belirleme sürecine protestolar da eşlik ediyor. Protestocu Davuş sakinleri kendileri için ciddi güvenlik sorunları yarattığını belirtiyor. Öte yandan Doğu Ermenistan hükümeti sınır çizgisinin çekilmesiyle güvenlik risklerinin azaldığını iddia ediyor. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Azerbaycan'ın 1920'den bu yana Ermeni sivil nüfusa karşı işlediği katliamları ve suçları objektif olarak dikkate alarak Ermeni ulusunun sınırlarının belirlenmesinin ancak milliyet temelinde yapılabileceğini hatırlatıyor sınır çizimini yalnızca idari prensibe dayandırmak, Ermenilere uygulanan soykırım Armenoside doğrudan veya dolaylı olarak katılan tüm suçlu devletlerin aklanması anlamına gelir. İnsan Hakları Savunucusu Anahit Manasyan, Küresel Ulusal İnsan Hakları Enstitüleri Küresel İttifakı'nın yıllık toplantısına katılmak üzere Cenevre'de. İnsan Hakları Savunucusu'nun açıklamasına göre ittifak, ulusal İnsan hakları kurumlarının faaliyetlerinin Paris ilkelerine uygunluğunu izliyor ve aynı zamanda insan haklarının geliştirilmesine ve korunmasına da katkıda bulunuyor. Doğu Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Anahit Manasyan yaptığı açıklamada 6 Mayıs'ta Ulusal İnsan Hakları Enstitüleri ve Ulusal İnsan Hakları Enstitüleri Küresel İttifakı Bürosu'nun bölgesel ağlarının temsilcileri bir araya geldi. Katılımcılar en iyi uygulamaları sundu ve bilgi alışverişinde bulundu. Avrupa Ulusal Kurumlar Ağı'nın üyesi olan ortaklarla daha fazla işbirliği yapılması konusunda bir dizi anlaşmaya varıldı ve yeni girişimlere aktif olarak katılmaya hazır olduğunu ifade etti. Avrupa Ulusal İnsan Hakları Enstitüleri Ağı'nın genel kurul toplantısında 6 Mayıs'ta gerçekleşti tartışma gündeminde insan haklarının korunması ve hukukun üstünlüğü ile ilgili bir dizi konu yer aldı. İnsan hakları savunucularının korunması konulu tartışmaya Anahit Manasyan ve ombudsmanlık kurumlarının başkan ve temsilcileri de katıldı. Katılımcılar faaliyetlerin uygulanması sırasında kendi ülkelerinde karşılaştıkları zorlukları ve engelleri sundular. Ermenilikten arındırma, Ermenileri tarihi vatanlarından soykırıma, Armenusi'de uğratma ve zorla sürgün politikasına paralel olarak Bakü, Ermeni halkının tarihi vatanına ve kültürel mirasına karşı toprak, tarih ve kültür emelleri politikasını sürdürmektedir. Bunlar amacı Ermeni izini yok etmek olan bir takım kabul edilemez eylemlerdir. Batı Ermenistan televizyonu Westen Armenia TV, Bakü'nün devlet icat ettiğini ve Batı Ermenistan'ı hedef aldığını defalarca bildirdi. Bakü'nün odak noktası eğer sahte belgeler tekrar ve tekrar tekrarlanırsa özellikle de aksini gösteren ve gerçeği ortaya koyan bilgilerin bulunmadığı durumlarda sahte haberin yavaş yavaş kabul edilen seçenek haline geleceği ve sonunda yavaş yavaş gerçek olarak görüleceği varsayımına odaklanıyor. Mevcut Bakü yetkililerinin Batı ve Güney Azerbaycan topraklarına sahip oldukları yönündeki sürekli iddialarının amacı budur. Kendi ülkeleri Azerbaycan'ın tarihi geçmişine sahip çıkmayı, ardından yavaş yavaş komşu toprakları ele geçirmeyi, sözde kadim toprakların Azerbaycanlıların vatanı ve tarihi doğum yeri olduğunu iddia etmeyi hedefliyorlar. Teorilerini sürekli güçlendirerek Batı Ermenistan'la eşit olmak istiyorlar. Ancak Batı Ermenistan'ın asırlık bir tarihi ve kültürü var. Henüz 100 yaşında olan Azerbaycan, tarih yazan devletle aynı emellere sahip olmak istiyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.